Halının üzerinde uzanmış yatan Joe, hediyesiz Noel de hiç Noel'e benzemiyor diye homurdandı. Meg eski elbisesine bakıp içini çekti. Fakir olmak çok korkunç şey. Küçük Emi bir burun çekmesiyle söze karıştı. Bazı kızların birçok güzel şeyi olması, diğerlerinin de hiçbir şeyleri olmamasının haklı bir iş olduğunu zannetmiyorum. Beth oturduğu köşeden kanaatkar bir tavırla konuştu. Bizim de annemiz, babamız ve birbirimiz var. Ateşin kızıllığının yansıdığı dört genç yüz bu neşeli sözlerle aydınlandı. Fakat Joe üzgün üzgün söze başladığı zaman tekrar kederlendi. Babamız burada yok ve uzun bir zamanda olmayacak. Belki de hiç olmayacak. Hepsi babalarının uzaklarda, savaşta olduğunu hatırlayarak bunu düşündüler. Kitaplarımızdan Seçmeler ekibinden tüm kitap severlere merhaba. Küçük Kadınlar adlı romandan kısa bir bölüm sunarak başladık. Bu romanın yazarı Louisa May Alcott, Amerikan edebiyatında gerçekçilik akımını sürdüren yazarlardan biri olarak tanınır. 1832-1898 yılları arasında yaşayan Louisa May Alcott'ın elimizdeki Küçük Kadınlar adlı kitabını Türkçe'ye çeviren Suna Tanyol. Louisa May Alcott daha çok küçük hikayelerle tanınır. Hastanelerde hemşire olarak da çalışan bu Amerikan kadın yazarın Hastaneden Çizgiler ve Küçük Erkekler adlı iki kitabı daha var. Gelin biz kitabımıza, Küçük Kadınlara dönelim yine. Bir süre hiçbiri bir şey söylemedi. Sonra Meg değişik bir sesle konuşmaya başladı. Biliyorsunuz ki annemin bu sene Noel'i hediyesiz geçirmeyi teklif etmesinin nedeni, bu kışın hepimiz için zor geçeceği ve erkeklerimiz cephede dövüşürlerken paramızı zevk için harcamamızı istememesiydi. Bizim elimizden çok bir şey gelmiyor fakat küçük fedakarlıklar yapabiliriz ve bunları seve seve yapmalıyız. Ama korkarım ki bu benim elimden gelmiyor. Meg başını sallayarak istediği bütün güzel şeyleri özlemle düşündü. Kitap kurdu Joe. Fakat harcayabileceğimiz küçük miktarın bir işe yarayacağını sanmıyorum. Her birimizin bir doları var. Bu parayı orduya bağış olarak vermemiz büyük bir fayda sağlamaz. Annemden veya sizden hiçbir armağan almamayı kabul ediyorum. Ama kendime Unduni ve Sintran adlı kitabı almak istiyorum. Bunu o kadar uzun zamandır arzu ediyorum ki dedi. Joe kitap okumayı seven biridir. Bu yüzden uzun zamandır aklında olan bir kitabı satın almak ister. Bir şey satın almayı düşünen yalnız Joe değildir. Beth yeni notalar satın almak ister. Emmy bir kutu boya almayı düşünür. Bu düşüncelerin ortaya konulmasından sonra bir tartışma başlar. Meg tartışmanın uzamasını önlemek için ara bulucu olarak bir şarkı söylemeye başlar. Ailenin en büyük çocuğu olan Margaret 16 yaşında, tombul, kumral, iri gözlü bir kızdır. Joe 15 yaşında, uzun boylu, zayıf, esmer biridir. Herkesin Beth diye çağırdığı Elizabeth, pembe yüzlü, yumuşak saçlı, 13 yaşında ve sessiz biridir. Bu yüzden babası onu küçük sükunet diye de çağırır bazen. Bu ailenin küçük kızı ise Emmy'dir. Saat 6'yı çalarken Beth ocağın önünü süpürür. Isınması için oraya bir çift terlik kor. Meg lambayı yakar, Emmy koltuktan kalkar, Joe terlikleri ateşe tutar. Terliklerin eskimişliği dikkatlerini çeker. Annelerine yeni bir çift terlik gerekli olduğunu fark ederler. İlkin Beth annesine terlik almayı düşündüğünü söyler. Ne var ki diğer çocuklar da aynı şeyi düşünürler. Beth, ne yapalım biliyor musunuz dedi. Hepimiz Noel'de kendimize bir şey almayıp anneme hediye alalım. Joe sordu. Tam sana göre düşünce. Ne alalım? Bir an hepsi ciddiyetle düşündüler.
Sonra Meg sanki kendi güzel ellerini hatırlamış gibi bildirdi. Ben güzel bir eldiven alacağım. Joe bağırdı. Asker ayakkabıları. En iyisinden. Amy ilave etti. Ben bir şişe kolonya alacağım. Hem annem seviyor hem de pahalı olmadığından boyalarımı almak için para artacak. Meg sordu. Hediyeleri nasıl vereceğiz? Joe, masanın üzerine koyarız ve annemi içeri getirip paketleri açmasını söyleriz. Doğum günlerimizde nasıl yapardık hatırlamıyor musunuz? Cevabını verdi. Annem kendimiz için alışveriş yaptığımızı zannetsin. Ona sürpriz yapalım. Yarın öğleden sonra çarşıya çıkalım. Meg, Noel gecesi vereceğimiz temsil için yapılacak çok şey var. Joe bunları söylerken elleri arkasına kenetlenmiş ve burnu havada olduğu halde aşağı yukarı dolaşıyordu. Evet, sonunda kızlar provaya başlarlar. Prova kahkahalarla sona ererken kızların anneleri gelir. Kızlarını neşeli bulduğu için o da sevinir. Bir yandan onlarla konuşurken bir yandan da mantosunu, şapkasını çıkarır, sıcak terliklerini giyer, koltuğa oturur. Masanın çevresine toplandıklarında anneleri onlara yemekten sonra sevindirici bir haber vereceğini söyler. Babalarından mektup gelmiştir. Yemekten sonra hepsi ateşin başına toplanırlar, mektubu okurlar. Hepsine sevgilerimi bildir ve öp. Onlara kendilerine gündüzleri düşünüp geceleri dua ettiğimi ve en büyük zevki onların sevgisinde bulduğumu söyle. Onları görmek için bir sene beklemek çok uzun geliyor. Fakat beklediğimiz sürece bu sıkıntılı günlerin ziyan olmaması için çalışabileceğimizi hatırlat. Biliyorum ki kendilerine bütün söylediklerimi hatırlayacaklar. Sana itaatkar çocuklar olacaklar. Görevlerini sadakatle yapacaklar. Can düşmanlarıyla korkusuzca mücadele edecekler ve kendilerine öyle hakim olacaklar ki geri döndüğüm zaman küçük kadınlarımı her zamankinden daha fazla sevip onlarla iftar edeceğim. Küçük kadınlar babalarının mektubunu dinlerken duygulanırlar. Joe'nun gözünden iki damla yaş düşer. Amy ve Meg çalışma, çok çalışma sözü verirler. Kaba ve huysuz olmamaya, çalışıp babalarının dediği gibi küçük bir kadın olacaklarına söz verirler. Sonra annelerinin sözleriyle çocukluk günlerine, evin içinde oyunlar oynadıkları günlere dönerler. Joe o günleri anımsayınca ne eğlenirdik der. Diğerlerinin de o günlerle ilgili anıları canlanır. Meg, ben yüklerimiz düşüp merdivenden aşağı yuvarlandığım zamanı çok severdim dedi. Benim de en çok sevdiğim çiçeklerimiz, fidanlarımız ve bütün güzel şeylerimizin bulunduğu dama çıkıp şarkı söylemekti. Beth sanki o zevkli anı tekrar yaşıyormuş gibi gülümsüyordu. Ben fazla bir şey hatırlamıyorum. Sadece karanlık bodrumda kapıdan korkardım ve yukarıdaki sütle pasta hoşuma giderdi. Eğer böyle şeyler için çok büyük olmasaydım tekrar oynamak isterdim. Amy 12 yaşındayken çocukça şeyleri reddetmeye başlamıştı. Bunun için hiçbir zaman çok büyük değiliz kızım. Çünkü bu hepimizin şu veya bu türlü oynadığımız bir oyundur. Yüklerimiz burada, yol önümüzdedir. Bize birçok sıkıntılar ve hatalar arasından yol gösterip bizi hakiki kutsi şehir olan barışa kavuşturacak rehberimizse iyilik ve saadet aşkıdır. Şimdi küçük kızlarım oyun olarak değil, hakikate yeniden başlayıp babanız eve dönmeden ne kadar ilerleyebileceğinize baksanız. Kelimeleri sözlük anlamıyla kabul eden Amy, "Sahi mi anne, yüklerimiz nerede?" diye sordu. Anneleri, biraz önce Beth'ten başka hepiniz yüklerinizi söylediniz. Sanırım onun gerçek bir yükü yok der.
Bet karşı çıkar. Benimki de bulaşıklar, toz bezleri, güzel piyanosu olan kızlara gıpta etmek diye ekler. Bir süre söyleşi sürer. Sonra 4 küçük iş sepeti ortaya gelir. Kızlar iğne ellerinde çalışmaya başlarlar. Saat 9'da işi bırakır, yatmadan önce her zaman olduğu gibi şarkı söylerler. Bet eski piyanonun başına geçer, şarkılara eşlik eder. Noel sabahının kurşuni şafağında ilk uyanan Joe oldu. Şöminenin üzerinde asılı çorap yoktu. Bir an uzun yıllar önce içi çok doldurulmuş olan küçük çorabının yere düşmüş olduğu zamanki kadar üzüldü. Sonra annesinin verdiği sözü hatırlayıp elini yastığın altına sokarak kırmızı kaplı küçük bir kitap çıkardı. Bu kitabı çok iyi tanıyordu. Çünkü o en güzel yaşanmış hayatın eski güzel hikayesiydi. Kırmızı kaplı küçük kitabı görünce Joe çok sevinir. İyi Noeller diyerek Maggie uyandırmak, onun yastığının altında ne olduğunu görmek ister. Maggie'nin yastığının altından yeşil kaplı bir kitap çıkar. O sırada Beth ve Amy de uyanır. Onlar da yastıklarının altında birer kitap bulurlar. Biri güneş renkli, diğeri mavidir. Anneleri hepsine birer kitap almıştır armağan olarak. Bu armağanların değerini artıransa annelerinin yazdığı birkaç satır yazıdır. Doğan güneşin pembeliği gökyüzüne yayılırken dört kardeş oturur, kitapları hakkında konuşmaya başlarlar. İlk konuşan Margaret olur. Çocuklar dedi, annem bu kitapları okumamızı, sevmemizi, onlara önem vermemizi istiyor. Hemen başlayalım. Önce de bunu yapardık ama babam gittiğinden ve bu savaş bizi alt üst ettiğinden beri birçok şeyleri ihmal ediyoruz. Siz istediğinizi yapın ama ben kitabımı şu masanın üzerine koyup her sabah uyanır uyanmaz bir parça okuyacağım. Çünkü bana faydası olacağını biliyorum. Kitabını açıp okumaya başladı. Joe da kolunu onun omuzuna sarıp yanağını yanağına dayayarak hareketli yüzünde az görülen sakin bir ifadeyle okumaya başladı. Beth, Mac ne kadar iyi. Gel, gel Amy. Biz de onlar gibi yapalım. Ben sana zor kelimelerde yardım ederim. Anlamadığımız bir şey olursa onlar bize anlatırlar diye fısıldadı. Güzel kitaplar ve ablalarının hali onu çok etkilemişti. Bir süre okurlar. Sonra kahvaltı hazırlanır. Zamanı gelince ortaya çıkarılmak üzere bir sepetin içinde kanepenin altına konmuş armağanlar gözden geçirilir. Sokak kapısı çalınınca sepet kanepenin altına sürülür. Kızlar istekle kahvaltı masasının etrafına toplanırlar. Sonra kitabın sonrasını okumak size kalıyor. Kitabın sonrasını okumak aynı zamanda küçük kadınların ve onların çevrelerindeki diğer insanların serüvenlerini paylaşmak size değişik bir dünyanın kapılarını açacak belki de. Kitaplar dünyasında güzel yolculuklar diliyoruz tüm kitap severlere. Esen kalın.